Barış? Uğur abi, sen şimdi Seferihisar'daki fırtınadan bahsettin. Ben kapımızdaki fırtınadan bahsetmek istiyorum. İzleyicilerimiz ve bu salonda bulunanlar geçen hafta takip etmişlerdir. Ahmet Davutoğlu Türkiye'den büyük bir alayı valayla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesinin en önemli sebebi kapımızdaki fırtınayı durdurmaya çalışmaktı. Nedir kapımızdaki fırtına? Fırtına şu: Türkiye'nin 2015 yılında, çok basit şekilde söylüyorum, memur maaşlarını ödeyebilmesi için 220 milyar dolara ihtiyacı var. Bakın, 220 milyar dolara. Gittiler, bu parayı Amerika'daki finans kuruluşlarından istediler. Ve bu para kendilerine verilmedi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri bundan bağımsız olarak Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarıyla adeta alay etti. Nasıl alay etti? Bir gazeteci, Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısının sözcüsüne, bakın yeniden söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanının Yardımcısının sözcüsüne, Ahmet Davutoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulunuyor, ne için geldi diye sordu. Amerikan Dışişleri Bakanının yardımcısının sözcüsü aynen şunu söyledi: Ahmet Bey ve arkadaşları Amerika'ya mı gelmiş? Sizden duyuyorum dedi. Ama o sözcünün yardımcısı biliyordu. Tabii ki. Şimdi bu 220 milyar doları bulmak için kapı kapı dolaşan Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları miting meydanlarında herkese Rabia işareti yapıp din istismarını dört nala sürdürürken şunu da söylemeyi ihmal etmediler Amerikalı yetkililere. Nisan ayında Mısır Devlet Başkanı Sisi Roro seferlerini durduracak. Roro seferlerini durdurması Türkiye'nin ihracatını, Orta Doğu'ya ve Arap ülkelerine yaptığı ihracatı tamamen bitirir. Aman bizi Sisi ile masaya oturtun dediler. Bakın, Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları bizi Sisi ile masaya oturtun, darbeci dedikleri Sisi ile masaya oturtun. Aksi halde Roro seferleri durursa bizim Orta Doğu'ya ve Arap ülkelerine yaptığımız ihracat biter ve biz bu ekonomiyi çeviremeyiz dediler. Zaten süre gelen ihracatın bir kısmı İsrail'in Hayfa ve Aşdod limanları üzerinden Ürdün'e trenle götürülüyor ve oradan uçaklarla diğer Uzak Doğu veya gideceği neresiyse o malların oraya o şekilde gidiyor. Şimdi Türkiye, daha doğrusu AKP diyelim, AKP Türkiye'yi temsil etmez. AKP iktidarı yüzünden bizim sadece Suriye ile yıllık gelir kaybımız 2 milyar doların üstünde. Tayyip Erdoğan'ın Esad takıntısı yüzünden. Hani dünya lideri ya, her yeri bölüyor, parçalıyor, yönetiyor, Emevi Camii'ne gidiyor, Emevi Camii'nde namaz kılıyor. Sadece yılda 2 milyar doların üstünde Esad takıntısının yüzünden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki esnafların, iş adamlarının zararı var. Yani Türkiye'nin ekonomisinden yaklaşık 5 yıldır 10 milyar doların üstünde bir para kayboldu. Şimdi Suriyeli sığınmacıların bize maliyeti. o maliyet zaten hesaplanamıyor. Yani ne kadar olduğu, kaç katrilyon olduğunu artık Sadece hesaplayamıyoruz. sosyal, sadece ekonomik değil, sosyal maliyetleri de. Şimdi Uğur abi ne yaptılar? Bütün yurttaşlarımız dinlesin, hepinizi ilgilendiriyor. Geçen gün özellikle İstanbul'da ve İzmir'de bizi izleyen dinleyicilerimize söyleyeyim: ekonomiyi üretim ve sanayi yerine rantla ayakta tutmaya çalışan AKP artık satacak çok fazla bir şey kalmayınca bu kez bu 220 milyar doları bir anlamda konsolide edebilmek için ne yaptı? Sizin, benim, bizim gibi yurttaşların oturduğu mahallelere göz dikti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geride bıraktığımız Ocak ayının son günlerinde 2981 sayılı kanun gereği İstanbul'un en önemli yerleşim birimlerini, Maltepe'nin Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi'ni, Beykoz'un Çiğdem Mahallesi'ni
kentsel dönüşüm alanı ilan etti. İlan etmekle de kalmadı. 30 Mayıs 2015'e kadar bu evleri boşaltın dedi. Şimdi bu evler boşaltılacak da ne olacak? Gül suyuna ben geçen gün gittim. Boşaltın denilen yerlerde dolaştım. O yurttaşlar neredeyse 50 yıldır 60 yıldır orada oturuyorlar ve onların üstüne şu anda uyuşturucu çeteleri salınıyor. Bunlar kentsel götürüşü, pardon, dönüşüm için. Evet, kentsel dönüşüm için. Şimdi ben geçen gün orada yaklaşık 8-9 saat çalıştım, dolaştım ve bir yurttaş bana şunu söyledi. Kendi söylemiyle söylüyorum. Ben Alevi bir yurttaşım ama bizi burada oturtmamak için bizim boğazımızı bile kesecekler dedi. Şimdi bakın. Özellikle Gül Suyu ve Gülen Su'da Beykoz'un Çiğdem Mahallesi'nde İnsanlar büyük bir korku yaşıyor. Çünkü 30 Mayıs 2015'e kadar evleri boşaltılsın istiyor. Ve ben mahallede dolaştığımda bir yurttaş geldi dedi ki, Bilal Erdoğan'a yakın olduğunu bildiğimiz isimler geldiler mahallede, çalışma yaptılar, evlerimize baktılar ve burada gemi tipinde villalar yapacaklarını öğrendik dediler. Yoksulların evleri boşaltılacak. Oraya Gül Suyu'nu bilenler bilir, Gülen Suyu bilenler, Çiğdem Mahallesi'ni bilenler bilir. Marmara Denizi'ne tepeden bakarsınız. Gerçekten evet. Tepeden bakarsınız. Kartal yuvası gibi bir konumda. Kartal yuvası gibidir. Yoksulları oradan çıkartıp Arap şeyhlerine gemi şeklinde villalar, yani böyle fantezileri de var tabii kafalarında. Gemi şeklinde villalar yapmak istiyorlar. Niye? Bu rant ekonomisini çevirebilmek için. Ha şunu söyleyelim. Bu konu birkaç gün önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na da aktarıldı. Yani bu milyonlarca insanı, yüz binlerce insanı ilgilendiren konu da aktarıldı. 30 Mayıs 2015'e kadar bu tapu tahsis belgelerinin iptal edilmesi ve yurttaşların tapularını alamaması yüzünden evlerinin boşaltılması isteği ve bu konuda çıkartılan genelgeler Kılıçdaroğlu'na da aktarıldı. Sayın Kılıçdaroğlu sanırım pazartesi günü bu elimde tuttuğum belgenin, şöyle göstereyim, elimde tuttuğum kararın iptal edilmesi için CHP adına meclise kanun teklifi verdirtecek. Orada göreceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi yoksulların mı partisi, yoksullardan oy almasına rağmen, yoksa yoksulların oturduğu evlere göz diken ve oraları yandaşlarına peşkeş çekmeye çalışanların partisi mi? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi bu. Kılıçdaroğlu bu kanunun 5 yıl geriye ertelenmesini ve bu süre içinde de tapu tahsis belgelerinin verilmesini isteyen bir kanun teklifi verecek. Bugün yeni bir bilgi aldım yayına gelirken. CHP'nin bu konuda mecliste yaptığı çalışmaya AKP'liler ilk etapta hayır demişler. Hayır demişler. Tabii CHP bunu resmi bir teklif olarak götürecek. Biz de bu sürecin takipçisi olacağız. Özetle söylemek istediğim şu. Artık ekonomi geldi duvara tosladı. Selin Hanım biraz sonra ayrıntılarını anlatır. Duvara toslayan ekonomiyi çevirebilmek için Uğur abi artık yoksulların oturduğu evlere, o arazilere göz dikmeye başladılar.